ona sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar el. Hey hey hey. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aramızda bulunan belediye meclis üyeleri, sevgili muhtarlarım, yazılı görsel ve internet medyasının değerli... Diplomaside bir kural vardır. Diplomatların dokunulmazlığı vardır. Bakanların da dokunulmazlıkları vardır. Bakanlarımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanları, Almanya'ya giderken engelleniyorsa, Hollanda'ya giderken engelleniyorsa bu kabul edilemez. Bunu kabul etmiyoruz. Buna karşı her türlü tepkimizi Cumhuriyet Halk Partisi olarak da gösteriyoruz ve göstereceğiz. Şimdi hükümete net, açık bir çağrıda bulunuyorum. Net ve açık bir çağrıda bulunuyorum. Lafla peynir gemisi yürümez. Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanını Hollanda'ya sokmuyorlarsa, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanı kendi konsolosluğuna, büyükelçiliğine gidemiyorsa ve engel çıkarılıyorsa, Hollanda'yla ilişkilerimizi lütfen askıya alın. Lütfen. Lütfen askıya alın. Her türlü, bakın, her türlü desteği vereceğiz. Her türlü. Almanya, yine bizim bakanlarımıza engel çıkarıyorlar. Şu açık çağrıda bulunuyorum hükümete. Almanya bizim bakanımızı Almanya'ya sokmuyorsa Alman askerlerinin İncirlik'te ne işi var? Bir daha söylüyorum. Duymuyorlarsa duysunlar. Bizim bakanlarımızı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanlarını Almanya'ya sokmuyorlarsa, konsolosluklarımıza, büyükelçiliklerimize sokmuyorlarsa Alman askerlerinin İncirlik'te ne işi var? Biz her türlü desteği vermeye hazırız. Bakın, yurt dışına gidecek olan bütün milletvekillerimize de ki yurt dışı temaslarınızı kesin. Gitmeyin. Sözü gelince büyük ülke, zamanı gelince özür dileyen ülke olmak istemiyoruz. Türkiye büyük bir ülkedir. Büyük ülke olmanın kurallarını yerine getirmek zorundadır. Bu işin referandumla bir ilgisi yok. Bu işin evet hayırla bir ilgisi yok. Bu iş milli bir iştir. Milli bir iştir. Sağcısıyla, solcusuyla, A partisiyle, B partisiyle Türkiye'nin çıkarlarını savunmak, Türkiye'nin haklarını savunmak her siyasi partinin ortak görevidir. Biz bu görevimizi sonuna kadar yerine getirmeye hazırız.